Güler. Selamlar herkese. Aslı ben Global Vizyon'dan. Bugün Kaplan temsilcisi Aslı Hanım'la birlikte Kaplan'ın okullarını, promosyonlarını ve program detaylarını konuşacağız. Güzel bir sunum hazırladı Aslı Hanım bize. Sunum esnasında sorularınız olursa questions kısmından yazabilirsiniz. Sunum bittikten sonra da tek tek bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Selamlar Aslı Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Herkese merhabalar. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi ben sunuma geçeceğim. Kaplan'la ilgili programlar, promosyonlar, detaylar onları konuşacağız. İnteraktif bir sunum olmasını istiyoruz. O yüzden sorularınızı lütfen yazın. Hepsine tek tek mutlaka bakacağız. Şimdi ben hemen sunumumuza başlıyorum. Kaplan International Languages, Kaplan Dil Okulları. Kaplan 1938 yılından beri eğitim veriyor. Yani eğitim öğretimde neredeyse dünya devlerinden bir tanesi. Kaplan dediğimiz zaman aslında Kaplan, Kaplan yani nasıl telaffuz edersek edelim Türk firmasıymış gibi geliyor. Evet. Bütün hep öyle. Evet, bizde de hep bu soruyu alıyoruz. Evet, aynen. Biz Türk firması değiliz. Zaten birazdan da çok detaylı bir şekilde bir videomuz olacak. Orada öğrencilerimiz de görecekler. Bir Amerikan firması ve hani çok büyük bir holdinge bağlı bir Amerikan firması. 30'dan fazla ülkede 12 binden fazla çalışanımız var. Son derece büyük bir ağ şeklinde. Ve 2018 yılında 1 milyondan fazla öğrenciye Kaplan eğitim verdi. Yani bu öğrenciler Kaplan okullarına giderek dil eğitimi aldılar. Şimdi ben bu videomuza bir geçmek istiyorum. Kaplan'ın tarihçesiyle ilgili çok güzel bir video. Biraz önce de söylediğimiz gibi zaten 1938 yılında başladı. Kurucumuz Stanley Kaplan, New York'ta küçük bir dairede SAT sınavları vererek başladı Kaplan'ın macerası. SAT'de çok büyük ün yapıyor Stanley Kaplan çünkü bütün öğrencileri çok başarılı olmaya başlıyor. Yine New York'ta ilkokul açılıyor ve bütün hani bildiğimiz dil okulu şeklinde bir okul açılıyor. Yine New York'ta ikinci, ben hani tekrar ediyorum bir yandan ama New York'ta ikinci okulumuz açılıyor 1957 yılında. SAT'de çok başarılı olduğu için test prep merkezlerinden bir tanesi oluyor Amerika'daki. Ve Stanley Kaplan'ı Washington Post kampanyaya satıyor. Şu anda da Graham Holding bünyesinde. Graham Holding de Türkiye'deki Koç Sabancı ailesi gibi düşünebilirsiniz. Ve aynı şekilde yavaş yavaş İngiltere'ye doğru bir yolculuk başladı. Tabii ki şu andaki okullarımızın sayısı çok daha fazla. Zaten sunumun sonlarına doğru hepsini tek tek söyleyeceğim. Aspect Education'ı satın aldık ve bununla birlikte aslında dünyanın her yerinde okulumuz var artık. Ben bundan size bahsedeceğim. K-Plus, Kaplan'ın eğitim sistemi. Bu hani dünyada bir numara olan bir sistem. Çok güzel kombine edilmiş şekilde. Partnerlerimiz için de çok büyük bir gelişme var. Yani her şeye çok rahat bir şekilde web sayfalarımız üzerinden ulaşabiliyorsunuz artık.
Şu anda da 6 farklı ülkede 38 tane okulumuz var. Hepsini tek 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 zaten birazdan konuşuyor olacağız. 250'nin üzerinde de partner kolej ve üniversitemiz var. Kaplan Pathways olarak hizmette vermeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Kaplan sadece dil eğitimi değil, aynı zamanda Higher Education'da, Test Prep'te de çok başarılı olduğu için bütün hepsini görebiliyorsunuz şu anda programlarımızın. Şimdi sunuma devam edeceğim. Bir takılma yaşıyoruz muhtemelen internetten dolayı. Şimdi mutlaka gelecektir tekrar. Kaplan International Languages, biraz önce de söylediğim gibi 250 tane üniversiteyle ve kolejle ortaklığımız var. Ve bütün okullarımız Amerika'daki, İngiltere'deki, İrlanda, Kanada'daki bütün okullarımız genelde hep şehirlerin merkezinde. O yüzden öğrencilerimiz de çok fazla tercih ediyorlar. Çünkü hani mesela New York'a gidip işte New York'un bir saat mesafesinde bir okula gitmek istemiyor kimse. Tabii ki New York'un merkezinde olmak istiyor. Bunu tabii ki sadece örnek olarak verdim. Bütün merkezlerimiz için bu geçerli. K-Plus bizim eğitim metodolojimiz. Birazdan detaylandıracağız. Her okulumuzda ayrı ayrı sosyal aktivitelerimiz var. Hani dersler bittikten sonra öğrencilerimizin daha fazla İngilizce konuşabilmesi için, daha fazla şehri tanıyıp arkadaş edinebilmesi için okulumuzda sosyal aktivite ofisleri var ve öğrencilerimize her gün mutlaka bir aktivite düzenliyoruz. Kite testimiz var. Kite testi sizin hem seviye atlamanızı belgeleyen sistem aynı zamanda ve aynı şekilde de seviyenizi belirleyen bir sistem. Onun detaylarını da anlatacağım birazdan. Sertifika programı. Öğrenciler bu Key Plus'larda kendi ilerlemelerini de görebiliyorlar mı? Evet. Şimdi birazdan bir iki slide sonra çok detaylı bir bilgi var zaten. Öğrencilerimiz kendi zayıf yanlarını, kendi iyi yanlarını çok rahat bir şekilde o sistemden K-Plus Online'dan çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. İsterseniz geçince anlatayım. Şimdi çok karışmasın. Çünkü program program anlatınca çok daha rahat gidecek. Real English'ten hemen bahsedeyim. Real English bizim yeni dersimiz diyebilirim. Proje bazlı bir ders ve İngilizce seviyesi B2 ve üzerinde olan, orta ve üzerinde olan öğrencilerimiz çok rahat bunu seçmeli ders olarak alabiliyor. Mesela neler yapıyorlar bu derslerde? İşte podcast hazırlıyorlar, newsletterlar yazıyorlar, kısa film çekebiliyorlar. Tabii ki bunların hepsi bir plan çerçevesinde ve öğretmenle birlikte yapılan şeyler. YouTube'dan Real English Kaplan diye yazdığınızda hani ders içeriklerinin detayları, konuları görebilirsiniz. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum izlemenizi. Çünkü bütün öğrencilerimizin İngilizce gelişimine çok destek veren bir proje aslında bu. Seviye atlama garantimiz var. 10 haftalık yoğun bir programda bir seviye atlama garantisini biz Kaplan olarak sizlere veriyoruz. Öğrencilerimiz bizi seviyorlar. Gerçekten bizi seviyorlar. Trust Pilot diye bir zaten ekranda da görüyorsunuz web sayfası var. Aslında bu Türkiye'deki şikayetim varın tam tersi. İnsanlar memnuniyetlerini yazıyorlar buraya. Tabii hani bazı yerlerde şikayetlerini de yazıyorlar. Ama genel olarak memnuniyetlerini belirtiyorlar ve burada %97'lik bir memnuniyet oranımız var. Ben bütün öğrencilerimize Trust Pilot'a girip Kaplan International Languages yazarak oradaki yorumları da okumalarını tavsiye ediyorum. Bütün okullarımız zaten eğitim kurumları tarafından akredite edilmiş durumda ve British Council'ın da hani incelemelerine göre İngiltere'deki ilk 3 zincir dil okullarından bir tanesi. K-Plus eğitim yaklaşımımız. Şimdi K-Plus dediğimiz zaman bu Kaplan'ın tamamen eğitim sistemini içeriyor. Bizim kendimize ait kitaplarımız var. Yani şöyle düşünün, mesela Türkiye'de neler? İşte Headway, Cutway, bir sürü Oxford ve Cambridge yayınlarının aslında kitaplarını görüyoruz okullarımızda. Düşünsenize hani Londra'ya gittiniz ilk gününüz ve aslında hani üniversitede aldığınız işte Cambridge Üniversitesi'nin yayınlarından bir tanesi geliyor karşınıza kitap olarak. Yani bu bence çok büyük bir motivasyon eksikliği. Biz bu nedenle tamamen
Kaplan öğrencilerine yönelik, bizim derslerimize yönelik olarak kendimize ait, sizlerin dışarıda bulamayacağı kitaplarımızı yarattık. Son derece başarılı. Zaten işte orta seviyenin kitabı turuncu, işte başlangıç seviyesinin sarı gibi farklı farklı renklerde kitaplarımız var. K Plus Learning Clubs, bu hani öğrencilerimizin genelde pratikte yaşadıkları zorlukları da aslında gidermesini sağlayan bir sistem. Farklı farklı konular var. Öğrencilerimiz bu kulüplere de mutlaka katılıyorlar. Mesela ne gibi konular var derseniz, işte Kaplan Londra, Kaplan Oxford diye Instagram'a yazdığınızda çok rahat bir şekilde her ay Learning Club'lardaki konuları çok rahat check edebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki hani Global Vizyon Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı'ndan danışman arkadaşlarımızla da rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz. K Plus Online anlatayım. K Plus Online, şimdi biz zaten ana derslerimizi derste görüyoruz, kitap üzerinden incelemelerimizi. Ders dışında öğrencilerimiz çalışmak istediklerinde, ekstra test çözmek istediklerinde ya da bir konuya tekrar bakmak istediklerinde o sisteme girip çok rahat bir şekilde tekrar testlerini yapıp alıştırmalarını yapabiliyorlar. Ve K Plus Online'da öğretmenlerimiz öğrencilerimizin neler yaptığını görüp geri bildirimde bulunuyorlar. Çok rahat check edebiliyorlar. K Plus Online ekstrada öğrencilerimizin kendi güçlü ve zayıf yanlarına göre onları zaten sistemi sunuyor, konuları sunuyor ve öğrencilerimiz yapıyor. Kendi gelişim seviyelerini çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. K Plus Online ve K Plus Online Extra'yı istedikleri kadar kullanabilirler öğrencilerimiz. Bazı öğrencilerimiz bir haftada 10 saat kullanır, bazı öğrencilerimiz 30 saat kullanır. Tamamen öğrencilerimize bağlı. Seviye atlama garantisi dedik. Biraz önce de söylediğim gibi 10 haftalık bir programda bir seviye atlama garantisi veriyoruz. Ve bu tamamen Avrupa Ortak Dil çerçevesinde yapılan bir şey. Ekranda da gördüğünüz gibi toplamda 6 seviye var. Hani 10 haftalık bir programda neden işte bazen işte daha kısa da atlanabiliyor? Neden böyle diye aklınızda bir soru işareti olursa diye söylüyorum. Bizdeki toplam seviye zaten 6 seviyeden oluşuyor ve her seviye 10 haftada geçiliyor. Aslanım, burada sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu seviye atlamalarla ilgili? Şunu sorabilirim Aslanım size. Yani öğrenciler oraya geldiler, biliyorsunuz. İlk gün bir sınav oluyorlar, sonra sınıfları belirleniyor. Daha sonrasında bir sonraki sınavlarını 10 hafta sonra mı alıyorlar? Her 5 haftada bir sınav var. Bu tabii ki hani illa 10 haftada bir seviye atlanacak demek değil. Öğrencimiz, örnek veriyorum, İşte başlangıcın orta seviyesine gelmiştir. 5 hafta sonra da atlayabilir seviyesini. Ama genelde biliyorsunuz hani orta seviyelerde özellikle higher intermediate and advanced'e geçmek hani o kadar da kolay bir şey değil. O bir tık daha zor diğer seviyelere göre. Orada eğer higher intermediate'in başındaysa öğrenci, evet, tam olarak 10 haftalık bir yoğunlaştırılmış programda geçiyor. Bütün derslerine girerse ve ödevlerini yaparsa tabii ki. Yani devamsızlık yaparsa bu olacak bir şey zaten değil. Evet, doğru. Tamam, burayı geçiyorum o zaman, seviye atlama garantisiyle ilgili kısmı. Evet. Şimdi İngilizce kurslarımız. İngilizce kurslarımızda da yani son derece esnek. Öğrencilerimizin isteklerine göre genel program haftada 20 ders, yarı yoğun program haftada 20 ders artı 7 session dediğimiz online eğitimler ve sosyal şey K Plus Learning Club'lar. Ve yoğun program, hani işte öğrencimiz der ki mesela ben haftada işte 35 ders almak istiyorum, yoğun bir programı almak istiyorum. Genel İngilizce alıp artı seçmeli olarak IELTS ya da TOEFL hazırlık almak istiyorum diyen öğrencilerimiz de yoğun program biraz daha dikkatini çekecektir. Her hafta pazartesi günü başlıyor zaten bütün programlarımız, her seviyede başlıyor aynı zamanda. Sınava hazırlık programlarımız var. İşte IELTS, TOEFL, GMAT, Cambridge Üniversitesi'nin yayınları, Cambridge Üniversitesi'nin sınavları yine aynı şekilde her hafta pazartesi günü başlıyor. İş İngilizcesi kurslarımız var. Business English dediğimiz kurslar. Hani bunlara direkt hani Business English'te eğitim almak istiyorsanız B2 seviyesinde bir İngilizcemiz olması lazım. Zaten öğrencilerimiz sizlerle iletişime geçtiği zaman eğitim danışmanı arkadaşlarımız size bir sınav gönderiyor ve bu şekilde aslında İngilizce seviyenizin ne olduğuna çok rahat bir şekilde bakıyoruz.
uzun dönemli programlar ki Kaplan'ı gerçekten uzun dönem gelen çok öğrenci oluyor. 5, 8 aylık, 6 aylık, 9 aylık programlarımız. Ücretsiz üniversite yerleştirme hizmetimiz var ve yeni bir programımız var. Üniversite deneyim yılı. Ekranda gördüğünüz bazı üniversitelerde mevcut ve haftada 32 derslik eğitim alıyorsunuz. Sosyal programlar, hani biz gün gün bir örnek olarak sizlerle paylaşıyoruz. Pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü, haftanın bütün günleri. Biraz ekranda kalsın istiyorum, hani bakmanızı istiyorum saatli olacak şekilde. Gördüğünüz gibi bazı aktiviteler ücretli, bazı aktiviteler ücretsiz. Mesela işte Londra'da hayvanat bahçesinin giriş ücreti işte 22 sterlindir. Onu mutlaka ödemeniz gerekiyor. Ama okulda yapılan bir barbekü partisi ya da ücretsiz bir müzeye giriş zaten ekstra bir para ödemiyorsunuz. Devam ediyorum. Günlük program İngiltere için, Amerika için ve Avustralya için ayrı ayrı ekrana ekledik. Yani ilgilenen öğrencilerimiz çok daha rahat bakabilsinler diye. Zaten her pazartesi günü yeni başlayan öğrencilerimiz için bir oryantasyon oluyor. Arkasından bir seviye tespit testi oluyor. Sonrasında da hoş geldin partisi şeklinde ufak bir şehir turu yapılıyor. Salı günü sabah itibariyle de dersler başlıyor. Yine birazcık ekranda kalsın, hani derslerin saatlerine, aralıklarına bir bakın lütfen. Aslı Hanım, bu noktada bir şey sormak istiyorum. Kaplan'ın sanırım şöyle bir sistemi vardı değil mi? Bir ay öğleden önce, bir ay öğleden sonra öğrenciler eğitim alıyorlar. O tam olarak öyle değil aslında. Mesela şöyle örneklendireyim onu. Öğrencimiz B1 seviyesinde diyelim. B1 seviyesinde hem sabah dersleri var hem de öğleden sonra dersler var mesela. Öğrencimiz özel olarak ben sabah eğitim almak istiyorum ya da ben öğleden sonra eğitim almak istiyorum diye akademik departmanımıza bildirir. Ve akademik departmanımız da mutlaka onu ayarlamaya çalışacaktır. Ama diyelim ki B1 seviyesi yalnızca sabah var. O zaman sabah gitmek zorunda öğrenci. Tabii ki bu hani yaz döneminde hem öğlen hem akşam, yani hem sabah hem öğlen oluyor dersler, ama hani kış dönemlerinde bazen sadece sabah ya da bazen sadece öğleden sonra olabiliyor. Evet. Günlük programda da yine gördüğünüz gibi hafta sonunda başka şehirlere geziler düzenleniyor. Konaklama seçenekleri öğrencilerimizin en fazla merak ettiği şeylerden bir tanesi. Aile yanı konaklama ve hani öğrenci yurdu olarak değişiyor. Aile yanı 16 yaş ve üzerindeki bütün öğrencilerimiz rahatlıkla kalabilirler. Kahvaltı ve akşam yemeklerini zaten aileyle beraber yiyorlar. Hani ben bu kültürü tanıyayım, işte ana dili İngilizce olan insanlarla sürekli iletişimde olayım, hani kulak dolgunluğum biraz daha fazla olsun ev hayatımda da, konakladığım yerde de diyorlarsa bence aile yanı çok güzel bir seçenek. Özellikle de kültürü tanımak anlamında. Aile dediğimiz zaman bu genç olabilir, yaşlı olabilir, bekar ebeveynler olabilir, çocuğu olan ya da çocuğu olmayan çiftler olabilir. Bu bütün tipteki aileleri kapsıyor. Onu belirtmek istiyoruz ve tabii ki hani farklı etnik kökenlere sahip, işte farklı yaşam stilleri olan insanlar. Zaten giden öğrencilerimiz oranın kültürünü öğrenmeye gidiyor. O yüzden de hani bir mutlaka hepimiz için bu geçerli. Bir ya da iki günlük bir alışma süreci mutlaka olur. Değil mi? Hani özellikle aile yanında birazcık öğrencilerimizin sabırlı olması lazım. Bambaşka bir kültüre gidiyor sonuçta. İki günden sonra her şey normalleşiyor. Alışıyoruz. Bence herkesin, öğrenci yurduna baktığım gibi, bence herkesin tecrübe etmesi gereken bir şey diye düşünüyorum Aslan. Çünkü oradaki yaşayış, oradaki kültürü başka hiçbir türlü öğrenci öğrenemez, deneyimleyemez. Ben bu noktada kesinlikle size katılıyorum. Hani o kültürü öğreneyim diyorlarsa mutlaka aile yanını tercih etsinler. Ama hani mesela şöyle diyen öğrencilerimiz de oluyor. İşte ben tek başına bir odada kalayım. İşte odamın içinde mutfağım olsun, tuvaletim olsun. Hani ben rahatıma çok düşkünüm diyorlarsa da o zaman kesinlikle yurdu tercih etmeleri, evet, lazım. Kendi odalarına girerler. Mutfaklarında istedikleri yemeği yapabilirler. Tuvaletleri, banyoları odalarının içerisindedir. Stüdyo tipi genelde bizim bütün yurtlarımız. Çok rahat bir şekilde yurtları tercih edebilirler. Okula yurtlar mesela aile yanları özellikle büyük şehirlerde, mesela Londra'dan örnek vereyim
işte 45 dakika ortalama mesafede ise yurtlar genelde 15-20 dakika mesafede oluyor. Biraz daha şeylere yakın oluyor. Üniversite ve kolejlere bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Kaplan'ın zaten her zaman yüksek eğitimde bir kolu var. Zaten direkt pathways'imiz var, üniversiteye hazırlık. IELTS hazırlık sınav, IELTS hazırlık kurslarımız var. Dublin Business School var. Uluslararası işletme, satış veya pazarlama, turizm pazarlaması gibi öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik olarak çok fazla kolejimiz var. Üniversite yerleştirme hizmeti var yine aynı şekilde ve Kaplan Pathways dediğimiz, biraz önce de söylediğim gibi, üniversiteye girmeden önceki adım olarak değerlendirdiğimiz çok başarılı bir bölümümüz daha mevcut. Kayıttan bahsedeceğim. Biraz önce sizin söylediğiniz seviye tespit testi. Kayıt o kadar güzel uyarlanmış durumda ki öğrencilerimiz sınavlarını yaparlarken güçlü yanları ve zayıf yanlarını direkt sistem otomatik olarak ortaya çıkarıyor. Mesela sorular zorlaşıyor. Bir anda yapamadığınızda biraz daha hafifliyor. Ki ona göre sizin seviyenizi çok rahat bir şekilde anlıyor. Bu kayıt okula gittiğiniz ilk gün yapılıyor. Zaten bazı öğrencilerimiz hani gitmeden önce de isterlerse çok rahat bir şekilde gitmeden önceki haftada kendi evlerinde yapabilirler. Testler nasıl puanlanıyor kısmına geldiğimiz zaman da bir tabii ki sistemin bir puanlaması var. Listening, reading ve gramerde bir yazılım motoru var. O tamamen belirliyor. Speaking ve writing'de de Avrupa ortak dilleri kriterleri çerçevesinde bu belirleniyor ve ortak bir seviyeniz çıkıyor. B1 ise B1, A1 ise A1 ve o sınıfta eğitime başlıyorsunuz. Buğra ile ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı Aslı Hanım? Sizin? Yani benim yok açıkçası ama eğer dinleyen öğrencilerimizin tamam. varsa questions kısmından yazabilirler. Bence gayet açıklayıcıydı. Daha önce ben de tamam. bir kere online olarak bu testi almıştım. Güzel. Yani öğrenciler çok rahat bir şekilde aslında bunu yapabilirler. Sizlerden talep de edebilirler bunu. Daha da verimli olur aslında. Kaç hafta eğitim almam gerekiyor? IELTS 6,5-7 için ne kadar süre eğitim almam lazım? Şu anki İngilizce seviyem hakkında emin değilim, kararsızım diyen öğrenciler için çok mantıklı. Direkt olarak biz zaten Kaplan'dan alıyoruz. Daha sonrasında yine okula gönderiyoruz. Okul bize diyor ki öğrencimizin şu kadar hafta eğitime ihtiyacı var. Kesinlikle, evet. Okullarımız, nerelerde okullarımız var? Kanada'da, Toronto'da ve Vancouver'da okulumuz var. Amerika'da toplamda 16 tane okulumuz var. Bayağı büyük bir A şeklinde. Boston, Chicago, yani öğrencilerimiz Amerika'da nereye gitmek istiyorlarsa orada bir okulumuz var. Ve hepsi şehir merkezinde. Hani biraz ekranda kalsın isterseniz merkezlere bir bakın. Bu arada Kanada'daki vize, işte çalışma durumları ile ilgili de bilgi verebilirsiniz Aslı Hanım eğer isterseniz. Tabii şöyle, Kanada şu an online vizeleri açtı bu arada. Aynı zamanda İngiltere ve İrlanda'da konsoloslukları açtı, vize başvurularını alıyorlar. Amerika'yı henüz bekliyoruz, daha başlamadı ama yakın zamanda başlayacağını düşünüyoruz. Online vizelerde hızlı geri dönüşler alıyoruz. Birkaç tane öğrencimize vize başvurusu yaptık. 4-5 gün içerisinde sonuçlarını aldık öğrencilerimizin. Kanada'ya genelde öğrenciler eğer uzun dönemli bir eğitime gitmek istiyorsa minimumda 7 aylık bir program öneriyoruz. Çünkü 7 ay ve üzeri eğitimlerde öğrencinin orada istediği kadar uzatabileceği bir vizesi oluyor. Daha sonra da Kaplan'ın da aynı şekilde orada kalıçlarla anlaşması var. Öğrencilerimizin Kaplan Dil Eğitiminden sonra kalıç yerleştirmelerini bizzat yapıyoruz. Daha sonrasında da öğrenciler orada bir yıl eğitim aldıktan sonra bir yıl full time çalışma hakkına sahip oluyor. 2 yıl eğitim aldıktan sonra 3 yıl full time çalışma hakkına sahip oluyorlar. Artı bir de kalıcı oturma başvurma hakları oluyor Kanada için. Hani uzun vadede gideyim, bir yaşam kurayım diye düşünen öğrenci için en mantıklı ve en mantıklı seçenek Kanada bu noktada. Çünkü kalıcı oturumunu da çok kolay veriyor. Çalışma haklarını da çok kolay öğrenciye sunuyor. Dil eğitimi kısmında yasal olarak çalışma hakkınız yok Kanada'da. Ancak sertifika programlarını geçtiğiniz andan itibaren eğitim esnasında part time
Akademik break dediğimiz tatillerde full time çalışma hakkınız var. Bittikten sonra aynı şekilde full time çalışma hakkınız devam ediyor. Kalışlara girmek için de belli bir İngilizce seviyesi olmak zorunda olduğu için öncesinde de hani mutlaka bir dil eğitimi almanız gerekiyor. Evet, ya minimumda IELTS 6-6,5 mutlaka isteniyor kalışlar için. Evet. Şimdi diğer okullarımız İngiltere ve İrlanda. Toplamda 11 tane okulumuz var. İrlanda'da da Dublin'de okulumuz var. İrlanda'daki isterseniz vize durumları ve hani çalışma izinlerinden, işte İngiltere'de karantina kalktı. Onlardan da biraz bahsedebilirseniz çok çok memnun olurum. Tabii. İrlanda biliyorsunuzdur belki 25 haftaya yasal olarak öğrenciye çalışma izni veriyor. Bu yüzden de Türk öğrencisinin en fazla tercih ettiği lokasyonlardan bir tanesi. Özellikle Dublin. Tercih etmelerindeki en önemli sebeplerden biri dediğim gibi dil eğitimine yasal olarak çalışma izni veren çok ülke yok maalesef ki. Kanada, Amerika vermiyor. İrlanda veriyor. Avustralya veriyor. İrlanda'nın bir avantajı Türkiye'ye daha yakın olması. Bazı öğrencilerimiz çok uzak lokasyonlara gitmek istemiyorlar. Orada bütün bildiğimiz Facebook, LinkedIn gibi şirketlerin merkezleri orada. Ve bu şirketlerin Türkiye pazarında isimleri olduğu için orada Türkçe bilen ve İngilizce bilen öğrenci iş bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Bu da çok büyük bir artı. Bu yüzden de Türk öğrenciler özellikle IT alanından mezun olmuş öğrencilerin en fazla tercih ettiği lokasyonlardan bir tanesi. Ayrıca 25 haftalık eğitiminden sonra öğrenciler 8 hafta daha full time olarak ülke içerisinde kalıp eğitim almadan devam edebilirler. İki kere daha 25 hafta ve 25 hafta olmak üzere vizelerini ülkeden çıkmaya gerek kalmadan uzatabilirler. İngiltere de tabii ki her zaman en çok tercih edilen lokasyonlardan bir tanesi. Ben kendim de İngiltere'de bulundum. Gerçekten Londra mükemmel bir şehir diyebilirim. Kaplan'ın siz zaten detaylı anlatırsınız. İki tane lokasyon, iki tane şeyi var. Binası, okulu var Londra'da zaten. 30 yaş altı için bir binası, 30 yaş üstü için bir binası hizmet veriyor. Ve şu an İngiltere çoğu ülkeden gelen öğrenciye karantina uygulamasına rağmen Türkiye'den giden öğrencilerimize karantina uygulamasını kaldırdı. Bu da yani öğrencimiz gittikten sonra eğitimine başlayabileceğini, 14 gün boyunca bir evin içerisinde beklemek zorunda kalmayacağını gösteriyor. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir haber. Zaten İrlanda'da, İngiltere'de Türkiye'ye hem sınır kapılarını açtı hem de vizeleri açtı. Bu yüzden tercih edilebilir. Zaten Kaplan'ın 10 Ağustos itibariyleydi değil mi Aslı Hanım? İngiltere'si, evet. Londra. Evet, 10 Ağustos'ta Londra, Oxford ve Liverpool okullarımız açılıyor. Harika haberler. Yani yüz yüze eğitime direkt öğrencilerimiz başlayabiliyorlar. 1 Eylül itibariyle de Amerika ve diğer bütün lokasyonlarımız, İngiltere'deki de hepsi açılıyor yüz yüze eğitime. Çok, gerçekten çok güzel bir haber. Bayağıdır bekliyorum. Mart'tan beri beklediğimiz haber. Evet, güzel haberler gelmeye başladı zaten bütün ülkelerden. Yani İngiltere'nin karantinayı kaldırması da bence çok büyük bir avantaj. Hani gidip direkt aslında öğrencimiz eğitimine başlayabiliyor. 14 gün evde online eğitim almak zorunda değil. Ama bazı öğrencilerimiz hani evde 14 gün kendimi hani izole edeyim diyebilirler. O zaman da evde online eğitimlerine başlayıp 2 hafta sonra yüz yüze eğitime çok rahat geçebilir. Öğrencimiz nasıl istiyorsa ona göre bütün ayarlamalarını zaten yapıyoruz. Alternatiflerimiz mevcut. Evet, aynen öyle. Avustralya ve Yeni Zelanda. Avustralya'da 5 tane okulumuz var. Yeni Zelanda'da da 1 tane okulumuz var. Avustralya'daki isterseniz bu vize durumlarından da biraz bahsedelim, çalışma izinlerinden. Çünkü bayağı aslında talep gören yerlerden bir tanesi İrlanda'dan sonra. Evet, zaten dediğim gibi hani çok fazla seçeneğimiz yok. Öğrencimiz eğer yasal olarak çalışma hakkı istiyorsa dil eğitimi noktasında. Avustralya 24 haftalık eğitimlerde öğrenciye direkt olarak haftada 20 saat olmak üzere yasal bir çalışma hakkı tanıyor. Avustralya asgari ücretin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Giden öğrenciler ya ilk aylık cep harçlıklarını ve konaklama masraflarını yanlarına götürürlerse geriye kalan ayları çok rahat bir şekilde orada çıkarabiliyorlar. Minimum asgari ücreti 20 saatlik 20 Avustralya doları. Öğrenciler genelde 20 Avustralya doları. Eğer tipli çalışıyorlarsa 21-22 Avustralya doları bandında kazanıyorlar. Hani benim orada baristalık yapan bir öğrencim vardı. O saat 25 Avustralya doları kazanıyordu.
Bu da sizin zaten Avustralya'da yaşam masraflarınızı ve konaklama masraflarınızı çok rahat bir şekilde çıkarmanızı sağlıyor. Avustralya'nın diğer ülkelerden farklı olarak bize de uyguladığı şöyle bir şey var. Dil okullarını level'lara göre sıralıyor. Level 1, level 2 ve level 3 diye. Bir de ülkeleri sıralıyor level'lara göre. Level 1, level 2, level 3 diye. Türkiye level 3'te olduğu için biz sadece level 1 ve 2'deki okullara başvurabiliyoruz ama level 1'deki bir okula başvurduğumuz zaman mesela Kaplan'ın Avustralya'daki bütün okulları level 1'de ve ona başvurduğumuz zaman Kaplan biz vizeye başvurmadan önce vize alıp alamayacağımızı denetliyor. Bütün vize evraklarımızı okula sunuyoruz. Okul diyor ki işte şu kısmını eksik, şu kısmını tamamlayın, bunun burasını böyle yapın diye bir göz olarak onlar da oradan, Avustralya'daki okul çalışanları da oradan öğrencinin vizesine müdahale ediyor ki bence bu mükemmel bir şey. Bu sayede Kaplan başvurularımızda hiç red almadık. Avustralya Kaplan başvurularımızda hiç red almadık. Çünkü çok fazla göz bakıyor öğrencinin dosyasına ve eğer red olacak bir dosyaysa da öğrenciye vizeye başvurmadan önce hayır okul seni kabul etmedi çünkü Avustralya vizesinden geçemezsin diye bunu belirtiyoruz. Bu yüzden de ben Avustralya'yı gerçekten hani gideyim yasal olarak çalışma hakkım olsun, bütün masraflarımı orada çıkarabileyim. En azından birinci ayımdan sonra ya da İngilizce seviyem düşükse ikinci ayımdan sonra kendi masraflarımı çıkarayım diyorsa öğrenci ve bize de çok risk almak istemiyorsa Avustralya gerçekten çok mantıklı bir seçenek olacak. Evet. Yani uzun dönem gitmek isteyen öğrenciler için yine İrlanda'nın alternatif olarak gayet değerlendirilebilecek ülkelerden bir tanesi. Evet. Genelde Türk öğrenciler o kadar uzağa gitmek istemiyorlar ya hani sonradan tekrar İrlanda'ya daha yakın diye dönemde evet. Çok öğrenci oluyor. Ama aslında. Mühendislik öğrencileri genelde Avustralya'yı çok fazla tercih ediyor çünkü çok fazla fırsat sunuyor mühendislik öğrencilerine. Kendi de açığı olduğu için mühendis konusunda. Hani deneyimlemelerini tavsiye ederim. Avustralya sonuçta ne bileyim gideyim bir gezeyim geri geleyim diyebileceğimiz bir mesafede olmadığı için belki de hayatımın bir döneminde sadece dil eğitiminde orada bulunacağım ve geri geleceğim. Evet, çok haklısınız bu konuda da. Şimdi sunum bitti. Umarım sunumu beğenmişsinizdir. Şimdi sizin soru cevap kısmınıza geçelim istiyoruz. Ben okuyayım isterseniz Aslanım size. Tamam. Tamam. Şuraya bastığımız zaman Amerika ve Avustralya'da Eylül-Ekim için Kaplan'a kayıt olabilir miyiz demişler. Şu an Kaplan'ın kayıtları devam ediyor zaten. Kayıt olabiliyorsunuz. Zaten Amerika'sı kayıt ücretiyle birlikte kayıt oluyoruz. Daha sonrasında vizeniz çıktıktan sonra okulun geriye kalan parasını ödüyorsunuz. Özellikle Amerika'sında çok güzel bir promosyonu var. Haftalık $200 şu an Kaplan. Normalde hiç bu fiyatlara inmemişti. Detaylı eğer Avustralya'sı için ya da diğer bütün lokasyonlar için detaylı fiyat çalışması isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Ben yine yazarım mail adresimi, telefon numaramı. Ben hazır sırası gelmişken hemen şunu cevap verebilir miyim? Eylül, Ekim, Kasım yani şu andan itibaren bir Amerika ve Avustralya için bir Eylül'den sonrası için rahatlıkla öğrencilerimiz kayıt olabilirler. Tam yeri gelmişken de iki promosyondan da bahsedeyim ben. İki farklı promosyonumuz var. Best of Both ve Back to School dediğimiz. Best of Both promosyonunda öğrencilerimiz bizden minimumda 2 haftalık online eğitimlerini alıyorlar. Örnek veriyorum öğrencilerimiz 24 hafta gidecek diyelim. Bu 24 haftanın 2 haftası Türkiye'de online eğitimini alıyor. Kalan 22 haftasını Ekim'de mesela Amerika'ya giderek yüz yüze eğitim olarak alabiliyor. Bu programda Amerika için söylüyorum 1 haftalık ücreti $200 oluyor. Ve yani bu normalde $475'lardan inen bir rakam. Koronavirüs nedeniyle çok büyük bir fırsata çevirebileceğimiz bir dönemdeyiz aslında. Diğer programda da yani pardon promosyonda da Back to School'da da 12 hafta gidecek 12 haftaya kadar giden öğrencilerimize %30, 12 hafta ve üzeri gideceklere %35, 24 hafta ve üzeri gidecek öğrencilerimize de %40 indirim var. Yani bu %40 indirimler Kaplan'da görülmeyen oranlar. Evet. O yüzden mutlaka gitmeyi planlayan öğrencilerimiz
En kısa zamanda sizlerle iletişime geçsinler. Siz de mail adresinizi de yazarsanız mutlaka öğrencilerimiz yazacaklardır. Evet, hani daha detaylı fiyat çalışmasını, şimdi hangi ülkeyi istiyorsunuz, ne kadar süre eğitim istiyorsunuz, bunları bildiğimiz zaman daha detaylı bir fiyat çalışması yapıp size iletebiliriz. Şu an hani tabii sadece promosyonları söylüyoruz. Çünkü o fiyat hesaplaması bireysel olan bir şey olduğu için. Şimdi şu sorum, bir tane daha sorumuz var. Oyun ve karakter tasarımı için hangi ülke ve okulu önerirsiniz? Benim önerim Vancouver olur. Siz ne diyorsunuz Aslanım? Hani 3D animasyon kısmında gerçekten çok güzel okullar bulunabilecek bir lokasyon. Evet. Ben de direkt bu Vancouver diyecektim. O yüzden tavsiyemiz ikimizin de aynısı oldu. Tamamdır. Devam ediyorum. Fiyatlar konusunda biraz daha bilgi alabilir miyiz demişsiniz. Ben şimdi chat kısmına yazacağım mailimi, telefon numaramı. Oradan bana ulaşırsanız ben hangi ülkeyi istiyorsunuz, nasıl bir çalışma istiyorsunuz hepsini size iletmiş olurum. Şöyle bir soru sormuşlar Aslanım. İşitme engelliler için TOEFL ve IELTS sınavlarında listening kısmından muaf olunuyor mu diye. Şimdi şöyle, işitme engelliler bizim okullarımızda hani işitme engellilerin eğitim alması, yani ona yönelik bir uygulama maalesef yok. Çünkü derslerimizde de hani öğretmenlerimiz sözlü olarak anlattıkları için hani ona yönelik bir programımız maalesef mevcut değil. Chicago Kaplan okulları için kabuller ve başvurular ne zaman açılması planlanıyor yazmışlar. Biraz önce söylediğimiz gibi hani 1 Eylül tarihi itibariyle Amerika'daki okullarımız açılıyor. Başvurularınızı şimdi başlamanız lazım promosyonlardan faydalanabilmek için. Tamamdır, devam ediyorum. Work and Travel gibi programlarınız var mı demişler. Genelde eğitim programlarımız mevcut. Genel İngilizce, iş İngilizcesi, IELTS okul sınav hazırlıkları gibi direkt olarak eğitim. Yani çalışmayla kombine değil, sadece şöyle bir şey var. Seçtiğiniz ülkeye göre konsolosluk size hak olarak çalışma hakkı verir. Ama hani bu okulla ya da bir acentayla bağlı bir şey değil. Sizin oradaki hakkınızla alakalı bir şey. Bunu da böyle cevaplamış olalım. Bir tane daha sorumuz var Aslanım. Merhaba, Avustralya Perth okulunuz kapandı mı? Bu sene açılacak mı eğer kapanmadıysa? Hala hizmet veriyor. Bakalım Avustralya bu karantinayı ne zaman açacak Türkiye'ye. Aslında biraz önemli soru o. Hala 5 tane okulumuz var orada. Dediğimiz gibi Avustralya Türkiye'yi karantinayı açar açmaz gidebilirsiniz eğer. Aslında peki Avustralya içindeki öğrenciler için okullar açılmış mıydı? Kaplan okulları. Orada evet. Avustralya'daki öğrenciler için açık ama şu an sınırlarımız kapalı olduğu için ve konsolosluk kapalı olduğu için buradan giden öğrenciler için maalesef ki işlemlere başlayamadık. Ama yakın zamanda açılır diye düşünüyorum çünkü Türkiye bu konuda iyi gidiyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz, vaka sayılarımız düşük, İngiltere karantinayı kaldırdı. Güzel haberler alıyoruz yani. Evet. İngiltere'nin karantinayı kaldırması bence çok güzel. Yani dil eğitimini kesinlikle ben halletmek istiyorum diyen, yani vakti olan. Hani bence İngiltere'ye gitmek şu anda çok mantıklı. Vakit kaybetmemek adına. Yeni mezun olmuştur, işte çalışmaya başlayacaktır ama 4-5 aylık bir dil eğitimi istiyordur. Bence bunun için vakit kaybetmeyin, İngiltere'ye gidin. Zaten bu işin aslında evet, doğru evet. Yerlerden, en iyi yerlerden bir tanesi İngiltere, Amerika. O yüzden hızlı hareket etmek istiyorsunuzlarsa çok rahat bir şekilde İngiltere'yi tercih edin. Kesinlikle katılıyorum yani. Ben mesela İngiltere'ye gitmeden önce hep İngiltere'ye karşı nötrdüm. Çünkü ne karşıma ne çıkacağını hiç bilmiyordum. Ama İngiltere'ye gittikten sonra tam bir İngiliz aşığı olup çıktım. Yani şehir ayrı güzel, insanları gerçekten çok sıcakkanlı. Hani tekrar tercih etsem yine İngiltere'yi tercih ederim. Çok yardımcı olur. Evet, kesinlikle. İngiltere'ye gidenler hep böyle İngiltere, Amerika'ya giden Amerika. İkisini birden gören çok fazla karar veremiyor. Bambaşka iki şey. Ama dil eğitimi, yani bizim Kaplan'ın bütün okullarındaki dil eğitimi, mesela Toronto okulu son derece akademik, Oxford okulumuz çok başarılı, hani böyle akademik şeylerde. Bütün okullarımızdaki eğitim sistemi aynı. Öğretmenlerimiz hepsi İngilizce öğretmenliği bölümlerinden mezun ve ekstra sertifikalara sahip olan öğretmenlerimiz.
O yüzden çok başarılı bütün okullar. Ama tabii ki şehir seçimi de çok önemli. Hani nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini, nasıl bir ülke istediklerini de zaten sizlerle konuşarak çok rahat bir şekilde Tabii aslında de aynı şekilde destek anlıyorlar. vereceğim. Aslında bir tane daha sorumuz var. Evet. TOEFL ve GRE sınavları için Tamam. Türkiye'de bulunan kurslarınız var mı diye sormuşlar. Tabii ki TOEFL, yani şöyle, tabii ki dediğim, hani Türkiye'de bizim bir okulumuz yok ama online eğitimlerimiz mevcut TOEFL için. Sunumdan sonra sizinle çok rahat iletişime geçebilirler. Best of Both kampanyası dahilinde bir kayıt yaparak hani öğrencimiz için bunu hazırlayabiliriz. Bir seviye tespit testi yaparız. Hani TOEFL hazırlık kursuna katılabilecek seviyede bir İngilizcesi var mı diye. Ona göre çok rahat bir şekilde düzenleme yapılabilir. Eğer direkt TOEFL hazırlığa katılacak İngilizcesi yoksa yoğun programı tercih edebilir. İngilizcesini geliştirip hemen TOEFL'a devam edebilir Evet. Bu online arada olarak. ben Kaplan online eğitimine katılma şansı elde etmiş kişilerden bir tanesiyim. Deneyimlerimi de burada paylaşmak istiyorum. Zoom'u biliyorsunuzdur belki çoğunuz. Bu dönem içerisinde çok fazla haşır neşir olduk. Zoom platformu için üzerinden yapılıyor. Sınıfta 7 kişiydik ve gerçekten bir tane bile aynı milletten insan yoktu. Herkes farklı yerlerdendi. İtalyanı vardı, İspanyolu vardı, Türk olarak ben vardım. Arap bir öğrenci vardı. Hani dünyanın her yerinden öğrenci vardı. Mükemmel bir mixti bence. Eğitimden gerçekten çok memnun kaldım. Sınıfta olmaktan hiçbir farkı yoktu kesinlikle. Böyle bilgisayarım, kameram açık, mikrofonum açık. İtalya'da biriyle tanışıyorum ve onunla birlikte ödev yapıyorum. Ya bu mükemmel bir şey. O orada kendi evinde İtalya'da. Ben burada İstanbul'dayım. İşte hava nasıl? Orada hava nasıl? Sonra onlarla iletişim kurmak gerçekten çok keyifli. Hani eğer böyle gitmeyeyim, zaman kaybetmeyeyim, vizeyle uğraşmayayım ama aynı zamanda da İngilizce noktasına kendimi geliştirmem gerekiyor, şu sınavı almam lazım diyen öğrenciler varsa kesinlikle çok öneriyorum. Yani sonuç gerçekten çok güzel olacak, emin olabilirsin. Yani ben de şöyle söyleyebilirim. Şimdi online eğitimlerimizde yani yaklaşık 1500-1600 tane öğrenci var ki biliyorsunuz ki bu korona yani Mart ayında Türkiye'ye geldi ve hani yine aynı şekilde Amerika'ya yani hemen hemen aynı zamanlarda koronayla mücadeleye başladı bütün dünya. Şu anda da 1500-1600 öğrenci bence çok inanılmaz bir rakam ve bütün öğrenciler çok memnun olduğu için arkadaşlarına söyledikleri için sayı da çoğalıyor. Yani yüz yüze gitmek istemeyen varsa da vakit kaybetmemek için çok rahat bir şekilde online eğitimine başladı. Bir tane daha sorumuz var. Sunumda Kaplan okullarının 10'ar haftalık dil Tamam. seviyeleri verilmişti. Altında da denk gelen IELTS ve TOEFL eş değerleri gösterilmişti. Bunlar genel İngilizce puanları mı yoksa bu akademik İngilizce mi? Aslanım gitti sanırım. Bir internette bir sıkıntı var sanırım. Teknik. Aslanım kısa süreli bir internet kesintisi yaşıyor sanırım. Birazdan aramızda olacaktır. Yani ben soruya cevap vereyim. Tabii Aslanım geldiğinde tekrar soruyu sorarız. Akademik İngilizce olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bu sınav karşılıkları genelde üniversitelere ve kalıçlara öğrencileri yerleştirdikleri için karşılıklarını akademik İngilizce olarak yazmışlardır. Ama tabii Aslanım geldiği zaman daha detaylı bir şekilde soruya cevap verecektir. Yine ben chat kısmına mail adresimi ve telefon numaramı yazdım. Hani Kaplan okullarıyla ilgili işte şu lokasyona gitmek istiyorum. Vize prosedürü nasıl olacak? Okul prosedürü nasıl olacak derseniz bana ulaşabilirsiniz. Hem fiyatlandırmaları hem de vize için gerekli prosedür detaylarını konuşabiliriz bu noktada. Duyabiliyor musunuz? Selamlar. Geldim Evet. tekrar ama.
Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, internette oldu herhalde. Kusura bakmayın. Soruya geri döneyim, akademik. Evet. Ben de yorum yaptım, dedim aslında daha detaylı şey yaparım, akademik İngilizce olduğunu düşünüyorum dedim. Öyleymiş. Bir de biraz Chicago Kaplan okulları ile ilgili bilgi verebilir miyiz Aslanım? Böyle bir soru gelmiş. Tamam, Chicago'da direkt merkezde zaten okulumuz. Genel, yarı yoğun, yoğun program, işte şey TOEFL hazırlık, CMAT hazırlık kurslarının hepsi var. Business kurslarında hepsi mevcut. Konaklama olarak aile yanı seçeneğimiz de var, yurt seçeneğimiz de var. İsterseniz ben hemen link de göndereyim size. Oradan hemen web sayfamızdan da çok rahat hani bakabilirsiniz. Hani daha başka sormak istediğiniz bir şey varsa tabii ki yardımcı olayım. Chicago son derece tercih edilen de lokasyonlardan bir tanesi aynı zamanda. Böyle fake sheet tarzı dosyaları vardı. Evet, isterseniz siz de hani öğrencimiz mail adresini paylaşırsa çok rahat bir şekilde fake sheetleri de gönderebilirsiniz. Evet, evet. Sanırım başka sorumuz kalmadı Aslı Hanım. Var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Açıkçası benim eklemek istediğim bir şey yok. Çok her şeyi konuştuk. Hani öğretmenlerimizin kalitesinden merkezlerimize, vizeye kadar her şeyi anlattık zaten. Yine sorular olursa her zaman zaten sizlerle de iletişime geçebilirler. Bizlerle de iletişime geçebilirler. Zaten sizlere yönlendiriyor olacağız öğrencilerimizi. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sunum için gerçekten çok teşekkürler. Çok güzel bir sunumdu. Yine Aslanım'ın dediği gibi Kaplan okullarının fiyatlandırmalarıyla ilgili, programlarıyla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı ve mail adresimi bıraktım. Biz öğrencilerimiz için bütün okul kayıtlarını, vize işlemlerini üstleniyoruz ve hepsini kendimiz öğrenci adına gerçekleştiriyoruz. Bizler de sunumumuz için çok teşekkür ederim. Ve Temmuz'un sonuna kadar gitmeyi düşünenler kayıt yaptırmayı unutmasınlar lütfen. Direkt sizlerle iletişime geçsinler. Promosyonları da kaçırmayın. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Oldukça detaylı, bilgilendirici bir sunum oldu. Öğrencilerimizin de birçok sorusu yanıtlanmış oldu. Chatbox'taki mail adresinizden size ulaşacaklardır daha fazla sorusu olan öğrenciler için. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi hafta sonları. Aslı Hanım. Ayetçi olarak Global Vizyon'a ve Dil Okulları'na çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.